ülkedeki ekonomik durumun, yaşanan krizlerin, depremin, pandeminin bir ülkede elbette ki ekonomik olarak olumsuz sonuçları vardır. Bugün Türkiye'de yaşadığımız ekonomik sorunun, ekonomik krizin, yaşanılan gelir adaletsizliğinin elbette başka boyutları da var. Bugün toplumun üzerine yüklenmek istenen ekonomik faturanın maliyeti emekçilere, emeklilere, çalışanlara yansıtılıyor. Biz mali müşavirler de kamunun finansmanında çok önemli olan verginin toparlanması, verginin sağlanması, beyannamelerin yapılması, bildirimlerin yapılmasında ana gövdeyi oluşturan bir mesleğiz. Biz mali müşavirler bu ekonomik krizin faturasını, angaryasını, bildirim ve beyannameler üzerinden ezilmesini kabul etmiyoruz. Mali müşavirler meslek olarak yapmaları gereken işletmelerde faaliyetleri incelemek, denetlemek ve bu faaliyetleri bu bildirimler üzerinden idareye bildirmekle yükümlüdürler. Buraya itirazımız yok. Ancak idarenin kendisinde olan bilgileri, kendisinde olan verileri sürekli tekrar tekrar istemesi kabul edilir bir uygulama değil. Bugün mali müşavirlerimiz yaşanan enflasyonun da sorumlusu değil. Ama işlerin önemli bir kısmı bugün enflasyon muhasebesi dediğimiz, enflasyon düzeltmesi dediğimiz yepyeni, 20 yıl önce olan yepyeni bir alanda bir angaryaya dönüşmüş. Yeni bir iş yüküne dönüşmüş. Meslektaşlarımız kendi bürolarında artık bayramlarını, tatillerini, normal mesailerini yaşayamaz hale gelmişler. Bu ekonomik krizin, bu bildirimler üzerinden, bu bürokrasi üzerinden mali müşavirlere yüklenmesi başkaca sorunlara sebep veriyor. Mali müşavirlerimizin ruh sağlığı bozuluyor. Mali müşavirlerimiz ailelerine, kendi sosyal yaşamlarına vakit ayıramaz duruma geldiler. Bugün bir bayram yaşadık. Bilinmesi lazım ki meslek mensuplarımız bayramda kendi bürolarında çalışmak zorunda kaldılar. Meslek mensuplarımızın bir kısmı, hele özellikle yaş itibariyle bir kısmı çok ciddi bunalımlara düştüler. Gerçekten bu işlerin yapılabilirliğiyle ilgili yasal mevzuatlarda belirlenen süreler içerisinde yetiştirmesi mümkün değil. Bu nedenle mali müşavirler artık bıçak kemiğe dayandığı hissiyatıyla odalarımıza, tür mobumuza ve sokağa dökülmek zorunda kaldılar. Bu işler, bu yükler mali müşavirlerin sırtında bugünün koşullarında teknolojinin, dijitalin hakim olduğu bir dönemde çok klasik bir şekilde bildirimler, beyannameler üzerinden tekrar tekrar yapılarak mali müşavirler bu konunun tarafı olmak istemiyorlar. Adil, yapılabilir, insanca yaşam koşullarına sahip bir düzen içerisinde meslektaşlarımız mesleki faaliyetlerini yapmak istiyorlar. Sorun budur. Meslektaşlarımız taleplerini haykırıyorlar. Türkiye'de bugün mali müşavirler 81 ilde, 71 odada, tür mobumuzun öncülüğünde bugün sokağa dökülmüşler. Ve taleplerini, sorunlarını kamuoyuyla, ilgililerle paylaşma ihtiyacı hissetmişlerdir. İlgililerin bu haykırışlarımıza, ilgililerin bu sorunlarımızın çözüm taleplerine ilgisiz kalmayacağını düşünüyoruz ve takipçisi olmaya da devam edeceğiz.